أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول من سورة الشمس bugün Nesefi tefsirinin Şems suresinin birinci dersini ve birinci ayetinden itibaren okuyoruz. Şems suresi 15 ayetten oluşuyor. Bu ayet, bu sure-i celileden Yüce Allah'ın maksudlarından biri kullarını ibadete tergip teşvik etmek, günahlardan uzaklaştırmaktır, korkutmaktır. Bu surenin asıl maksudu görünen budur. Bu sure-i celilede Yüce Allah yedi şeyle kasem etmiş. Malum Yüce Allah kullarını daima uyarmak istiyor. Daima uyarıyor, ikaz ediyor. Bu çeşit çeşit envalarla Yüce Allah kullarını uyarıyor. O uyarma çeşitlerinden, envalarından biri de Yüce Allah'ın kasem etmesi. Herhangi bir şeyle kasem ederse onun tazimini, azametini ve menafelerini ortaya koyuyor. Yani burada Yüce Allah şems, kamer, nahar, leyl, sema, ard, nefsle yemin etmiş ise bunların menfaatlarının büyük ve çok olduğuna işaret ediyor. Peki Yüce Allah kasem etmeyle muhsemu bihinin menafalarının büyük ve çok olduğuna tenbih yaptı, ikaz yaptı, uyarı yaptı, işaret yaptı. Bunun faydası ne? Bunun faydası Yüce Allah bu gibi şeylerle yemin etmeyle bunların azametlerini, menafalarını ortaya koyuyor. Ta ki mükellef bunlarda neysin, teemmül etsin. Bunların menafelerini idrak etsin ve bunların üzerine Yüce Allah'a şükür etsin. Çünkü Yüce Allah bir şeyle yemin ettiği zaman o şeyin mükellefinin kalbinde direktmen tesiri, azameti oluşuyor. O zaman kul o şeyde tefekkür, teemmül etmeye ister istemez yönleniyor ve içindeki o menafi azime kesireyi fark eder, ister istemez Allah'a şükür etmeye yönlenir. Kasemin faydaları Yüce Allah'ın bunlarla kullarını uyarmaktır, özet olarak söylüyorum. Bunlardaki menafilere dikkat çekmektir, ta ki kulu bunların menafelerine karşı şakir kılsın. Tabi besmele hariç 15 ayetten oluşuyor. Birinci ayeti nedir? Ve şemsi ve duhaha vel kameri izâ telâha vel nehâri izâ cellâha وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالْسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا Bunlar hepsi kasem. Bunlar hepsi muhsemu bihidirler. Cevabul kasem. فَاَلْهَمْهَا فُجُورَهَا Bu da kasemin üzerine matuf.
Yani ve nefsin ve semma ha ve sevaha üzere ve nefsin ve sevaha'nın tefri'idir. Bu da kaseme girer. Kad eflehe men zekkaha cevabul kasem daha orada geliyor. Bakalım yavaş yavaş gidelim. Ve şemsi ve duhaha. Evvelen Yüce Allah şems ve şemsin duhasıyla yemin etti. Şemse ve şemsin duhasına yemin ediyorum. Şemsin duhası nedir? Vadav'aha. Şemsin dav'una yemin ederim. Duha şemsin dav'i demek ama şemsin mutlak dav'i değil. Ya İza eşraket. Güneş yükselirse, nuru yayılırsa, vakame sultanuha, şemsin sultanı, egemenliği, büyüklüğü, yani dünyaya hakimiyeti oluşursa, yani ne demek? Kuşluk vakti dediğimiz vakittir. Ve şemsi ve duhaha. Ve duhaha ve dav'iha ama iza eşreket ve kâme sultanuha. Güneş yükselirse, nuru yayılırsa ve kâme sultanuha, o da atı tefsir gibi bir şey, sultanı da kaim olursa, o zaman şemse ne ediyorum? Şemse yemin ediyorum. Ve şemsi ve duhaha. Şems ve şemsin duhasına yemin ederim. Duhaha ne demek? Nesefiye göre duhaha ve dav'iha izâ eşreket ve kâme sultanuha demektir. Nesefinin almış olduğu mana, Mücahid, Zeccaç, Kelbi'nin görüşleridir. Katade İbn-i Kuteybe Ferra'ya göre duhahadan murad naharın tamamidir. Ve şemsi, şemse yemin ediyorum. Ve duhaha şemsin duhasına, yani şemsin gün boyuncaki dağına yemin ederim. Duhadan murad ne alıyoruz? Naharın tamamını, yani naharının tamamının dağını alırız. Bildiniz değil mi? Bu da ikinci mana, Katade İbn-i Kuteybe Ferra'ya göre sade duhadan kuşluk vaktinin dav'ı değil, gün boyunca zamanın dav'udur. Bazılara göre, yani Siddi, Sudi de okunur, Sidi de okunur. Asıl derdi Allah-u Alem Sudi yüdür. Sudi ile mukatile göre şemsin duhasından murat şemsin harareti demek. Ve şemsi ve harriha yahta ve hararetiha. Bildiniz değil mi? Peki, Yüce Allah burada şems ve duhasıyla yemin etti. Şemsin duhası ister kuşluk vaktindeki dav'u, ister gün boyuncaki dav'u, ister harareti olsun, fark etmeksizin. Niye Yüce Allah şems ile yemin etti? Demin hani Yüce Allah neyle yemin ederse demek menafaları çoktur, menafaları büyüktür. Şems'le niye yemin etmiş? Çünkü şems'e taalluk eden mesalihler çoktur.
şemse taalluk eden menfaatler nedir? Çoktur. Tamam, şemsin menfaatleri çok. Duhaya niye yemin etmiş? Etmiş. Çünkü şemsin menafaların kemali, şemsin kemali duha vaktidir. Şemsle yemin etmiş Yüce Allah, çünkü menafe mesalihleri çok. Duhayla yemin etmiş, çünkü duha vakti, birinci manaya göre söylüyorum, şemsin kemal vaktidir. Onun için duhayla da ne etmiş? Yüce Allah yemin etmiş. Ve şemsi ve duhaha. Devam ediyoruz. Vel kameri izâ telâha. Nesefi manaya ediyoruz. Kamere yemin ediyorum ki izâ telâha. Kamer şemsten sonra geldiği vakit kamerle yemin ederim. Telaha ne demek? Tela yetlu. Gaza yazu babındandır. Tebi'aha. Kamer şemse tabi olduğu vakit kamerle yemin ederim. Hangi konuda kamer şemse tabi oluyor? Fi diyai ve nuri. Fî diyâ-i ve nûr-i. Diyâ konusunda, nur konusunda kamer şemse tabi olduğu vakit ona yemin ederim. Diyâ ile nur, diyâ ile nur aslında nuru diyaya atfetmeyle işaret etti ki buradaki diyadan murad nurdur. Yoksa diya da bir şeyin tabiatında, maddesinde, cevherinde olan ışıka denilir. Güneşin ki dağdır, idaettir. Nur başkasından alınan ışıka deniliyor. Ayınki güneşten alındığı için onunkine nur denilir. Burada ve nuri diyaya atfetmeyle buradaki diyadan murat nur olduğunu ifade ediyor. Vel kameri izâ telâha. Tabi burada şu an gerçi malum artık kamer nurunu, ışığını güneşten aldığına da bu ayete işaret var. Yani diya nurda, kamer güneşe tabi oluyor. Demek nurunu ondan alıyor. Peki bu hangi vakittir? Hani ve şemsi ve duhaha, güneşin kuşluk vakti dedik. Ve nahari izâ telâha, naharın güneşe telâsi ne zamandır? Ve zâlike fî nisfil evvelî mineşşehri. Her ayının ilk 15 günüdür. Ne oluyor? يَخْلُفُ الْقَمَرُ اَشْشَمْسَ فِي النُّورِ. Nur konusunda kamer ay, şemse ne oluyor? Şemse tabi oluyor. Peki bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra da yine tabi oluyor ama azalmaya gidiyor. Ayın birinden terakki ayın 15'ine kadar. 15'inden sonra azalmaya doğru iniyor. Onun için ilk 15 günle telaha, ilk 15 günle ne ediyorlar? Tefsir ediyorlar. Ve zalike fi nisfil evveli mineşşehri yahruful kameru eşemse fin nuri. Şimdi burada ayet vel kameri dedi. Vel hilali demedi. Vel hilali demedi, ne dedi? Kamer dedi. Bedir de demedi. Bedir dolunay demek. Hilal böyle göz kaşı gibi küçük bir parçası.
Ama kamer amdır. Burada niye kamer kullanmış? Çünkü ayın 1'inden 15'ine kadar alıyoruz. Ayın 13, 14, 15'de tam Bedir olur. Dolunay olur. Ondan önce dolunay değil. Ondan sonra da dolunay değil. Onun için kamer getirdi, Bedir getirmedi, hilal getirmedi. Hilal getirmedi çünkü hepsi hilal değil. Bedir getirmedi, hepsi Bedir değil. Ama kamer getirince bir kısmı Bedir, o da kamere girer. Bir kısmı hilal, o da kamere girer. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا تَبِعَهَا فِي الضِّيَاءِ وَالنُّورِ وَذَٰلِكَ فِي النِّصْفِ الْاَوَّلِ مِنَ الشَّهْرِ يَغْرُفُ الْقَمَرُ الشَّمْسَ فِي النُّورِ. Yani tabi olur ne demek? Yani güneş batar batmaz ay tulu ediyor. Hani biz yarın bayram yaparken akşam güneş batığı yerde aya bakıyoruz. Ne demek? Eğer yarın gerçek bayram ise güneşin batmasıyla ay ne yapılıyor? Görünüyor orada. Ay çünkü o an tulu ediyor. Bildiniz değil mi? Tabi vel kameri izâ telâhâ tebi'â fiddiyâi vel nûri ve zâlke fî nisfil evveli mineşşehri yaghruful kameru eşşemse fin nuri, bu bir görüştür. Bazılar da diyorlar hayır, burada kamerin güneşe tabi olması ayın, her ayın birinci günüdür. Birinci günde güneşin batımıyla, güneşin sukutuyla ay ne ediyor? Tulu ediyor. İza telahadan murat her ayın birinci günü. Bu da başka bir görüştür. Birincisi, Nesef'in söylediği Allah-u Alem neyse buyurunun görüşü. Her ayının ilk günü, bu da Katade'nin görüşü. Bazılar da diyorlar, İmam Maverdi'nin görüşü diyor, وَالنَّهَارِ اِذَا تَلَاهَدَنْ murat ayın 15. günü. Ayın 15. günü güneş batarken ay tam doğmuş vaziyettedir. Elhamdülillah. Hulâse neyse buraya göre nisful evvel mineşşerdir. Katade'ye göre ayın ilk günü. Elhamdülillah. Yehdina ve yehdikumullah. Katade'ye göre ayın ilk günü, İmam Maverdi'ye göre El-Havul Kebir'inin sahibi, Muhtesarul Muzen'inin şarihi İmam Maverdi, vefatı da 350 olsa gerek o civarlarda, ona göre de ayın 15. günüdür. O izâ telâhâ. Vel-kameri izâ telâhâ. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا تَبِعَا فِي الضِّيَاءِ وَالنُّورِ وَذَلْكِ فِي النِّصْفِ الْاَوَلِ مِنَ الشَّهْرِ يَغْرُفُ الْقَمَرُ اَشَّمْسَ فِي النُّورِ. Burada tuluvunun kamere isnadi hakikidir. Gerçek manada ay güneşten sonra gelir. Niye bunu söylüyorum? وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا. Ona şimdi bakarız, oradaki isnat hakiki olamaz. وَالنَّهَارِ naharla yemin ederim, اِذَا جَلَّاهَا. اِذَا جَلَّاهَا. Şimdi nahar, yevm arasındaki fark. Yevm zaman birimi demek. Yevm deyince gece de değilir, 24 saat. Hani adam yemin ediyor 20 gün etrafa girer. 20 gün geceleri çıkar mı? Hayır. Ama nahar leyle karşıdır. Nahar demek gündüz olan vakit. Adam yemin ederse veyahut da nezir ederse ben bir nahar etrafa girerim, sabahtan akşama girer. Bir yevm girerim derse 24 saat girer. Şimdi izan cellaha.
Celle Şems'e işaret etti ki Cellaha'daki demir-i merfu, içindeki huve ya Allah'a gider ya neye gider? Ya Allah'a gider ya nahara gider. Ve nahari izâ cella Allahu zülcelal ha güneşi. Veyahut da izâ cella o nahar ha güneşi. Merfu demir ona değinmedi. O Allah'a gidebilir, nahara gidebilir. Ama bariz olan demir cellaha, celle şemse, o şemse götürdü. Şemse gidebilir, güzel. Bildiniz değil mi? Bakalım o söyler aşağıda, söylemezse geri döneriz. Celle şemse ne demek? Ve ezheraha lirraine. Yani nahar gündüzü görenlere, bakanlara, gündüz güneşi ne eder? Ra'inlere izhar eder. Peki ne zamandır bu vakit? Hani izâ telâha, ayın ilk 15'i, ilk günü, 15. günü dedik. İzâ cellâha ne demek? Ve dâlike inde intifâhin nahâri. Naharın yani gündüzün şişirdiği vakit, kabardığı vakit. Ne demek intifâhin nahâr? Yani ven bir saati, güneşin yayıldığı vakit. Ve nahar izâ cellâha ve zâlin intifâhin nahâri ven bir saati. Nahar şiştiği vakit, yayıldığı vakit. Niye cellâha inde intifâhin nahâri ven bir saati alıyoruz? Lianne şemse tenceli fizâlikel vakti tamamel incilâi. Çünkü şems o vakitte ne ediyor? Münkeşif oluyor. Tamamel incilâi. İncilanın tamamıyla o vakitte güneş ne yapılıyor? Güneş açılıyor. Gözlerin önüne geliyor. Demek ki cellaha ne demek? Celle şemse ve ezheraha lirra'in. Bu ne zamandır? Ve zâlike inde intifâhin nahâri ven bisâtihi. Niye intifâhun nahâr in bisâtun nahâr diyoruz? Lianne şemse tenceli fî zâlikel vakti tamamel incilâin. O vakitte güneş tamamıyla ne yapılıyor? Açılıyor. Demek ki ne yaptık? Telahadaki demiri neye raci ettik? Teladaki demir nahare veya nahare veya Allah'a götürürüz. Cellahadaki demiri de şemse götürdü. Ve kıl'e demirü li zulmeti. Bir kıl'e göre cellahadaki demir. Cellahadaki ne? Demir zulmete gidiyor. Zulmet müennes. Cellaha'daki demir de nedir? Müennestir. Anladınız değil mi? Evli dünya yahut da cellaha'daki demir nereye gider? Dünyaya gidebilir. Dünya müennesi semaidir, hada müennestir. Evlil ardi veya demir neye gider? Arda gider. Ya bunlara nasıl gider? Zulmet, dünya, ard bunlar geçmediler. Şems'e giderse tamam şems geçmiş. Şemslerse surenin başına geçti. Ama zulmetin karanlık demek geçmedi, dünya geçmedi, ard geçmedi. Bunlara nasıl raci olabilir demir diyor. Evet olur. Ve in lem yecrillaha dikrun cera yecri. Her ne kadar bunların zikri zulmet, dünya ardın zikri geçmese de bunlara raci olabilir. Bunlara ne olabilir? Raci olabilir. Niye bunlara raci olabilir? Çünkü bunlar meşhurdurlar, malumdurlar. Zikirlerine gerek kalmadan
Demir bunlara raci olabilir. Benzeri var mı? Evet. Kekavlihi ma tereke ala zehriha min dabbetin. Fatır suresinin 45. ayetindeki ma tereke ala zehriha deki ha nereye gidiyor? Arda gidiyor. Ardın zikri de geçmemiş. Ama makam itibariyle dabbet karinesiyle ona gittiğini biliyoruz. Demek bazen demirin merci'in hükmen de gidebilir. Şimdi burada biraz duralım. Şimdi demin hani inbisat inde insan naharın ve inbisati naharın yayılması inbisati. Naharın inbisati ne demek? Yani nahardan bir miktar geçmesi. Güneş doğar doğmaz değil. Diyelim saat 8-9 onlara gelince. Güneş gündüzün yayılması, naharın yayılması demek. Yani bir miktar, bir müddet gündüzden geçtikten sonra. Pek dedi vakile demir li zulmeti. Demir cellahadaki demir zulmete gider. Demir zulmete giderse o zaman iza cellaha cella ezale demek. Nahar veya Allahu Zülcelal zulmeti izale ederse. Demir dünyaya giderse dünyadan murad nedir? Dünyadan murad yani ard ile sema arasındaki hava, boşluk ona dünya denilir. Müennes sema idir. Arda giderse ard zaten müennesi nedir? Semaidir. Ard bizim üzerinde yaşadıklarımız bu kurre-i ard'dır. Ha, cellahadaki demir bunlara gittiği vakit bunların zikri ne olur? Bunların zikri hükmü olur, hakiki olmaz. Peki demin ma tereke ala zahre min dabetin dabet karinesiyle zahrihadaki ha arda gider. Çünkü dabetler ard üzerine yaşıyorlar. Burada karine ne? Burada karine de ve nahar makabildir. Min dabetin mabaddir ve nahari. Nahar neyi örtüyor? Karanlığı örtüyor, dünyayı örtüyor, ardı örtüyor. Madem bunları örtüyor, öyleyse naharın karinesiyle cellahadaki demir bunlara götürebiliriz. Şimdi geri dönüyorum. Bunu da söyleyelim. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا. Dur ona girmeden önce. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا. Telahanın manası nedir dedik? تَبِعَهَا فِي الضِّيَاءِ وَالنُّورِ dedik. Bu birinci mana. Bazı tefsirlere bakın göreceksiniz. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا اِذَا سَوَاهَا. Kamer güneşle musavi olursa. Nasıl musavi olur? Yani kamer güneşle tam karşı karşıya geliyor. Güneş kamerin tamamını ihate ediyor. Hani dolunay diyoruz ya. Dolunay ne demek? Ay tam güneşin hedefine girmiş. Güneş ayın tamamını kapsamış. Yani ne demek? Yani dünyanın bir kısmı ay ile güneşin arasına girmemiş. Bildiniz değil mi? Ve yahut da vel kameri izâ telâha. Telâha demek yani vel kameri izâ telâha. Vel kameri izâ telâha. Telâ istedâre manasına gelir. Yani kamer güneşin güneşe müstedir olursa yani ne demek? Yani bu demek. Ay dolun ay şekliyle güne yuvarlak haline geldiği vakittir. Tabii bu son iki mana biraz belki zahar değil. Yani tela, tebi'a manasına gelir, sava manasına gelir, istedare manasına gelir. Yani istedare
yuvarlanması demek, yani şemsin arkasına yuvarlanıyor. Yani ne demek şemsin arkasına yuvarlanıyor? Yani şemsin da onun tam manasıyla alıyor. Bu da ne zaman oluyor? Bakın savaha veya istedare ma'a şems alırsak bu sefer dolunay demek. Tam dolunayın güneşi ışığı demek. Ay tam ışık verdiği vakit demek. Yani hulase vel kameri da tela. Tela tebi'e manasını olursa nisful evvel alabiliriz. Ama eğer sava olursa, istedara olursa o zaman mecbur dolunay alırız. Mecbur leyalil bid alırız. Yani 13, 14, 15. gecelerinin ayını almak zorunda kalırız. Ve nahari da cellaha, celle şemse. İşaret etti ki ha neye gidiyor? Şemse gidiyor. Bu da mücahidenin görüşü. Muttabilerden olan mücahidenin görüşü. Ve yahuta izâ cellâhâ cellen nahâre. Hayır. Cellâhâ celle şemse. Ha şemse gider. Cellanın faali nahara da gidebilir. Allah'a da gidebilir. Olur mu? Olur. Şimdi ve nahari iza cella nahar ha şemsi. Veyahut ve nahari iza cella Allahu Zülcelal ha şemsi. Yalnız cellâdaki faal Allah'a giderse, ha şemse giderse ve nahari iza cellallahu eşşemse fihi. Fihi takdir etmek zorundayız. Zorunda kalırız. Yani yüce Allah güneşi naharda keşif edince, izhar edince manasına gelir. Ama zahar o ki cellanın faali nahara götürmek, hayla şemse götürmek bu daha zahardır. Ha zaten şemse gider. Celladaki demir huve nahara da gidebilir, Allah'a da gidebilir. Allah'a giderse bir fihiye fihinin takdirine muhtaç kalırız. Ve leyli izâ yahşâhâ. Leyle yemin ederim izâ ne zaman ki yahşâ ihate ederse ne? İhate ederse leyl ha güneşi ihate ederse. Ne demek? Yesturu şemse ve tuzlimul afaku. Yesturu şemse leyl, bak müstetir demir leyle götürürüz, barizi şemse götürürüz. Aynı yukarıdaki gibi. Veyahut da burada da yahşel Allah'a götürürüz, hayi leyle götürürüz. Yani Allah gündüzü ihate ederse kudretiyle. Allahu Zülcelal güneşi geceleyin ihate ederse. Allah kudretiyle güneşi nasıl ihate eder? Yani güneşi kapatır, güneş batar, kaybolur, gider. Yukarıdaki demirin Allah'a gitmesi daha zahar. Buradaki yakşanın demiri Allah'a gitmesi biraz sanki yakışılık almıyor. وَلَّلِ اِذَا يَخْشَهَا يَسْتُرُ شَمْسَ ha yakşanın faali. Demek ki lele gidiyor, ha şemse gidiyor. وَتُزْلِمُ الْاَفَاقُ afaklar. وَتُزْلِمُ الْاَفَاقَدِرْ Allah Allah'ım yanlıştır. Afaklar karanlık olunca. Aslında bu tabir yesturu şemse ve tuzlimul afaka bu tabir yerinde değil. Yani bunun yerine
وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى yani يَغْشَى شَمْسَ حِينَ تَغِيبُ فَتُزْلِمُ الْاَفَاقُ yani وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَهَا يَسْتُرُ الشَّمْسَ yani يَسْتُرُ الشَّمْسَ demeseydi وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَهَا حِينَ تَغِيبُ فَتُزْلِمُ الْاَفَاقُ bu hine izadan çıkardı. وَالْلَيْلِ siz öyle bilin, nesefinkini de bilin. اِذَا يَغْشَهَا يَسْتُرُ الشَّمْسَ وَتُزْلِمُ الْاَفَاقُ yahut da وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَهَا يَغْشَ ne demek? Yani حِينَ تَغِيبُ شَمْسُ فَتُزْلِمُ الْاَفَاقُ güneş batıp atraflar karanlığa gömüldüğü vakit geceye ne ediyorum? Yemin ediyorum. Peki. Mana budur. Nesef'in ikini de buna, o da buna yöneliktir. Biraz tabiri zahar değil. Şimdi dikkat edelim. Kamerle ne zaman yemin ediyor? Güneşi takip ettiği zaman. Niye güneşi takip ettiği zaman o vakit yemin ediyor? Çünkü o vakit kamerin azameti daha fazla, kamerinin menafırları daha fazla. Hani Yüce Allah neyle yemin ederse onun menfaatleri çok olduğunu ortaya koyuyor. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّائِلَا نَيْتِ kaydlandırdı. Çünkü nahar tam yayıldığı vakit saat 8-9-10'lara gelince o zaman faydası, zuhuru daha büyük olur. Onun için nahari da Yüce Allah naharla yemin ederken cellayla neyti kaydlandırdı. Velleyli geceyle yemin ederken neyle kaydlandırdı? Güneşin yani ida yakşa güneşin batıp atrafların karanlığa gömülmesine gömülmesiyle kaydlandırdı. Niye? Niye bunlarla kaydlandırdı? Çünkü o vakit leylin tam kemal vaktidir. Leylin azamet vaktidir. Şimdi toparlayacak olursak Yüce Allah burada 4 sefer güneşle yemin etmiş. Yani hakikati zahren güneş, kamer, nahar, leyle yemin etmiş. Ama hakikatinden bakacak olursak güneş, Yüce Allah burada 4 sefer güneşle kasem etmiş. Ama 4 sefer güneşle kasem ederken evsafları itibariyle, zatı itibariyle değil. Birincisi güneşin duha vaktiyle mukayyet olduğu halde, güneşin tam kamil olduğu halde, insanların, hayvanların dünyaya yayıldığı vakit de ki güneşe yemin etti. Bak güneşle yemin etti ama duhayla mukayyet olması halinde. Vel kameri izâ telâha. Bak Yüce Allah burada zahren kamerle yemin etmiş ama ne zaman? Güneşten sonra gelince, güneşe tabi olunca. Sanki güneş aya metbu olduğu halde güneşle yemin etmiş gibi. Yani güneşin bu haletiyle, ayın ona tebaiyet haletiyle onunla ne etmiş? Yemin etmiş. Üçüncüye gelen naharla yemin etmiş zahara göre ama nahar güneşi açarken, izhar ederken, herkesin görebileceği şekle getirirken yemin etmiş. Bak burada da yemin neyle yapılmış? Yemin yine güneşle yapılmış. Güneşin sıfatıyla yapılmış. Dördüncüsü velleyli izâ yakşâha. Bu sefer duhanın tersi.
Kamerin güneşe tabi olmasının tam zıddı. Naharın güneşi tecli etmesi, tecliye yapmasının tam tersi, gece karanlığa bürünce yemin etmiş. E bakın, bu da güneşle ilgili. Ne zaman velleri izayakşa, bak gece güneşi ihate ettiği vakit, bu da güneşin ihate edilmesi, örtülmesi, batması, güneşin bir sıfatıdır. Peki, burada demek ki Yüce Allah güneşe evsafları itibariyle, farklı farklı evsafları itibariyle 4 sefer ne etmiş? Yemin etmiş. Peki, ve şemsi ve duhaha vel kameri izâ telâhaya niye takdim etti? Ya bak, kamer güneşe tabi olunca, demek buradaki kamerle olan yemin bihasebi tebaiyyeti hali şemsidir. Şems metbu, kamer tabi, tabi onun hakkı takdim. Ve nahari izâ cellâha, ve nahari izâ cellâha. Ve şems ve duha ve nahar izâ cellâha niye takdim etti? Ya şems duhası olmadan cellâun nahar olmaz. Onun için onu buna takdim etti. Vel kameri izâ telâha. Kameri niye nahara ne etti, takdim etti? Çünkü kamer güneşin mukabilidir. Güneşin eş değer gibi görünüyor. Yani güneş ışık verdiği gibi ay da ışık veriyor. Bu yönüyle yan yana getirmeleri ve nahar izâ cellâhaya takdimi uygundur. Her ne kadar şemsinki dağdır, kamerinki nurdur, neticede ikisi de dünyayı aydınlatıyorlar. Ve nahar izâ cellâha ve şemsi ve duhaha ve kameri izâ telâha ve nahar izâ cellâhaya neye takdim etmiş? Ve leyli izâ yakşaya takdim etmiş. Çünkü leyli izâ yakşa bu üçünün tam dıdıdır. Bu üçünün tam neyidir? Zıddıdır. Bunların hakkı takdim, çünkü bunların faydaları daha çok, insanlara daha faydalı, daha menfaatli. Bunların hakkı takdim ise bunların zıddı olan ve leyli izâ yakşahanın hakkı ne olur? Te'hir olur. Onun için ve şemsi ve duha ve kameri izâ telâha ve nahari izâ cellâha bunları ve leyli izâ yakşaya ne etmiş? Takdim etmiş. Yani güneş öyle bir büyük varlık ki insan gerçek manada güneşin azametini, güneşin o büyük kesir faydalarını düşünürse ve bu güneş de bir mahluk, bir mesnu olduğunu düşünürse buradan büyük bir kudret, ilim sahibi bir halıka gidebilir. Yani bu güneş bu kadar büyük, bu kadar büyük faydalı ama sınırlı, nihayetli bir yerde bitiyor. Ezalarda nedir? Murakkeptir. Mesnu'un, yani bir halıkın mesnu'u olduğunun belirtileriyle donatılmış. Ha, demek ki bunu yaratan büyük bir halık var. İlmiyle, kudretiyle, her yönüyle büyük bir halık var ki böyle büyük bir mahluku büyük faydalarla donatılmış böyle bir güneşi ki yaratmış. Vel vavul ula fin nahvi haza. Bu gibi yerlerde birinci vav lil kasem bil ittifaki. Ve şemsi ve duhadaki vav o ittifak içindir. Ha bir daha, hani demin dedim ya, vel kameri izâ telaha. Güneşten sonra gelmek bu ayın vesfidir. Telanın kamere isnadi hakikidir. Ama ve nahar izâ cellâha, nahar güneşi ishar ederse, yani nahar güneşi ishar etmiyor. Allah güneşi nahar
güneşi ortaya çıkarırsa, yani asıl güneşi ortaya çıkaran dünyanın, bizim yaşadığımız kısmın, herkesin yaşadığı dünyanın sathi güneşe dönmesidir. Güneşi keşfeden, izhar eden odur. Ama ne zaman güneşi izhar eder? Nahar vaktinde. Ha, min kabili nisbetil fiyeli ile ne? Min kabili nisbetil fiyeli ile zarfi. Buradaki güneşin cellası naharda gerçekleştiği için nahara ne yapılıyor? İsnat ediliyor. Bildiniz değil mi? وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَهَا gecenin güneşi ihat etmesi, aslında güneşin ihatesi neyle gerçekleşiyor? Dünyanın dönüp bizim olduğumuz yerin güneşe ters dönmesiyle güneş ne oluyor? İhat ediliyor, kapanıyor. Ama bu ne zaman oluyor? Geceleyin oluyor. Öyleyse yakşanın leyle isnadı aynı nahar gibi isnad nedir? Mecazdır. Yani buradan ne neye nispet edilmiş? Fiilin zamana nispet edilmişi de diyebiliriz. Veya fiil müsebbebe isnad edilmiş. Şimdi güneş ihate edildiği zaman leyl oluşmuyor mu? Oluşuyor. Bakın, tahşiyet, leyle sebep, leyl müsebep. Leyl, tahşiyetin, gâşiyetinin neyidir? Zamanidir. Yağşanın leyle isnadi, ya min kabili nisbetil fiyeli ile zarfi veya min kabili nisbetil fiyeli ile müsebebi, hangisi olursa mecazdır. وَالشَّمْسِ وَالْضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَرِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَاهَا. Şimdi وَالْوَاوُ الْاُولَى فِي نَحْوِ هَذَا لِلْقَسَمِ بِالْاِتِّفَاقِ. وَالشَّمْسِ وَالْضُحَاهَاكِ وَاوُ ittifakan kasem içindir. وَالشَّمْسِدَكِ وَاوُ وَالشَّمْسِ وَالْضُحَاهَاكِ وَاوُ ittifakan niçindir? Kasem içindir. Kasem olmasına bir mana yok. Ve keze saniyetu indel badi vel kameri izâ telâhâdaki vav bir bağda göre o da nedir? O da kasem içindir. Tabi saniyenin hükmü neyse salis, rabı da odur. Ve indel halil, halil bu nahvun imamı olan aruz ilminin muhrici, mucidi olan Efendimiz'den sonra ilk Ahmet'le isimlenen kişi, Hicri Allahu Alem 170'te vefat etmiş. Halil'e göre Es-Saniyetü lil Atfi. Sani ve hakeze salis abi daki vav kasem değil de vav nedir? Atfedir. Niye kasem olmasın da atife olsun? لَنَا اِدْخَالَ الْقَسَمِ عَلَى الْقَسَمِ bir kasemi atıf ile başka bir kaseme idhal etmek, birleştirmek قَبْلَ تَمَامِ الْاَوَلِ daha evvel tamam olmadan, cevabını almadan önce bir kasemi başka bir kaseme idhal etmek o layı cüzü ne değildir? Caiz değildir. Hakikaten caiz değil mi? Evet. Ela tera. Enneke lev cealte mevdiha kelimetel fa'i ev sümme. Buradaki vav yerine fa veya sümme getirseydin. Lekanel mana ala halihi. Mana aynı olurdu. Mana değişmiyordu. Hal hal vavma harfa atfin. Harfa atif oldukları halde mana aynı olurdu. O zaman fekezel vav. Vav da harfe atıftır.
Niye? Ya vav kasemdir dersek, vav'ı atsak, fa getirsek, sümme getirsek, değişen bir şey olmaz. E madem bunlar gelirse, mana aynı ise, vav gelince niye vav kasem diyelim? Vav atfe diyelim. Vav'ı atfe diyelim. O zaman idhalul kasemi alel kasemi kable tamamil evveli de olmaz. Bitti. والواو الاولى في النحو هذا للقسم بالاتفاق وكذا الثانيه عند البعض بخصالص رابع söylemiyor onu aynıdır onun için söylemiyor وعند اخر الثانيه للعطف نيه لان ادخال قسم على قسم قبل تمام الاول لا يجوز جائز değil bu da ادخال القسم على القسم caiz olmamayla birlikte buradaki başka bir harfe atıf gelirse mana aynı olur, değişmiyor. Mana başka harfe atıf gelirse, mana aynı ise vav iken de vav harfe atıfı kabul edelim. Ela tera, bu gibi yerlerde ela yura görünmüyor mu? Enneke lev cealte mevdi'a kelimetel fa'i ev sümmele kanel mana la halihi hal hal ve huma harfe atın öyleyse fekezel vav. Peki Halil diyor ikinci vav vav atfedir. İdhalul kasem alel kasem caiz değil. Bunu getirdi. Bir de yerine harfe atf olan fa sümme gelse de mana değişmiyor. Bunu öğrendik. Peki ve men kale inne halil kasemi. Vav kasem için diyenler var. Bunlara göre idhalul kasem alel kasem olmuyor mu? Bir, gerekçeleri nedir? Niye atıf olmasın da kasem için olsun? Bakalım bunlar ne diyorlar? Şimdi atıf için diyen Halil'dir. İdhalul kasem alel kasem caiz değil. Bir delili bu. İkinci delil de fa veya sümme gelirse mana değişmiyor dedi. Ve men kâle inna halil kasemi ihtecce umen delili şöyle getiriyor. Bi enneha lev kâne lil atfi. Eğer atıf için olursa iyi dikkat edin. Eğer atıf için olursa lekana atfen ala amileyni. İki amil üzerine atıf olur. Bakın iki amileyni burada iki mahzuf var. Bir ala mamuley amileyni. Orada bir mudaf mukader. O bir de amileyni muhtelifeni bir de sıfeti mukader. Lekana atfen ala amileyni. Yani lekana atfen ala ma'muley amileyni muhtelifeyni bi harfin vahidin. Bir harfle amel itibariyle muhtelif iki amilin iki ma'muli üzerine atıf yapılmış oluyor. Bu da caiz değil. Hakikaten olur mu? Evet. لِأَنَّ قَوْلَهُ وَالْلَيْلِ meselen. Mecrur bi vavul kasem. Vavul kasemle nedir? Mecrur. Ve leyli izâ yakşâ. Ve leyli mecrur bi vavul kasemi. Leyli mecrurdur vavul kasemle. Ve izâ yakşâ. Bu izâ zarftır. Mensubun bil fiil mukadderledi ve uksimu. İzâ da mahzuf uksimunun zarfidir. Leylin amili vav, izanın amili uksimu fiilidir. Pek felev cu'iletil vav fi ven nahari izâ tecellâ lil atfi. Lekâne nahar ma'tfen alel leyli. Allah-u Alem burada nesefi bu uygulamayı yaparken hani biz de çok zaman yapıyoruz ya bu uygulamayı yaparken gözün önüne yanlışlıkla وَالشَّمْسِ وَالْضُحَاهَ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالَلِ اِذَا يَخْشَى yerine bir sonraki Leyl suresi وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى
uygulamayı onun üzerine yapmış. Bilerek veya yanlışlıkla olmuş, onu bilemiyoruz. Bakın, وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَى. Bir sonraki sureye bakın. Leyli neyle mecrur? Vavla. Amili vav kesemdir. İza neyle mensup? Oksimu ile. Peki, وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَّلَّ. Bundan sonra gelen sure leyle bakın. Vav nahari leyle atfediyor. Leylin amili neydi? Vav'di. Vav bu nahar mamulu vav başka bir mamul ki kulleyldir. Kuvav'un mamuludur. Amili vav'dur. Vav nahari leyle atfetti. Leyl ari bir mamul. Amili vav'dur. Aridir. İza tecella vav izayı da bir önceki izaya atfediyor. Bir önceki izza ari bir mamul, onun amili de oksimu ari bir amil. Bir harfe atıf, iki mamulu konnahar ile izadır. İki mamulu muhtelif iki amilin iki mamuluna atıf etmiş oluyor. Yani bu vav hem bir önceki vav yerine geçmiş oluyor, hem oksimu yerine geçmiş oluyor. Bu da caiz değil. Ammelde muhtelif iki amelin yerine bir harfe atıf geçmez. Niye? Geçerse iki mamulde farklı amelleri yapmış olur. Vav hem cerra ameli yapmış lazım gelir çünkü birinci vav yerine geçmiş. Hem nesve ameli yapmış lazım gelir. Çünkü oksumu yerine geçmiş oluyor. Bu da caiz değil. Onun için biz burada harfe atıf demiyoruz. Vav-ı kesem diyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü vavlar da birinci vav gibi kesem vav deriz. Bakın dersimize geçelim. Şimdi Nesefi bununla buna göre, leyle göre uygulama yapıyor. Bakın. لَاَنَّ قَوْلَهُ وَالْلَيْلِ matufu aleyhi olan. Mesela leyl şart değil. Orada leylidir. Burada naharidir. Mecrur bi vavul kesemi. Ve izâ yakşa. Bak orada izâ yakşadır. Bizim burada da وَالْلَيْلِ مَسَلًا مَجُنُ بِوَوُ الْقَسَّمِ orada leyldir, burada nahardır. Orada وَاِذَا يَخْشَدِرْ burada اِذَا جَلَّهَدِرْ اِذَا nedir? Cellahadır. وَاِذَا يَخْشَ bunu unutmayalım. Yakşa niye mudara gelmiş? Sonra illetini söyleriz. Orada söyleyecektik, unuttum. وَاِذَا يَخْشَ مَنْسُمْ بِالْفَيْلِ مُقَدَرِ لَذِهُ وَاُخْسِمُ leyl vavla mecrur. İza yakşadaki iza mukadder uksimuyla mensup. Peki felev cu'iletil vavu fi ven nahari iza tecella. Felev cu'iletil vavu fi ven nahari iza tecella. Eğer tecelladaki vav lil atfi atf için olmuş olsaydı. Bizimki وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَدَكِ وَوْ eğer atıf için olmuş olsa diyeyim. لَكَانَ النَّهَارُ bizimki لَكَانَ لَيْلُ مَعْتُفًا عَلَى اللَّيْلِ bizimki مَعْتُفًا عَلَى النَّهَارِ cerren cerre olarak matuf olurdu. Yani ne? Nahar mecrur olarak leyle atfedilmiş oluyordu. Ve izâ tecellâ matufen alâ izâ yakşa. Tecellâ da yakşa atıf edilmiş oluyordu. Bizimkine gelince yakşaha cellâhaya atıf edilmiş oluyordu. Nesmen mensup olarak. Fesare ne olurdu?
kekavlike inne fiddari zeyden vel hücreti amren, bunun gibi olurdu. Bakın, burada iki mamur ko fiddari, daridir, zeydendir. Amilleri muhtelif, darın amili fadır, zeyden amili innedir. Ve atife hücreti dara atfetmiş, mecrur olan dara atfetmiş, fa yerine geçmiş. Amreni zeyden üzerine atfetmiş, inne yerine geçmiş. Aynı, o da bunun gibi olurdu. Bunun gibi olurdu. Bakın, matufu aleyhi iki tanedir. Birincisi mecrur, ikincisi mensup. Harf-ı atıf iki mamulu iki mamula atıf ediyor. Mecrur-i mecrure, mensup mensuba atıf ediyor. Aynı, bizim burası da aynıdır. Yani İmam Nesefi bunun üzerine uygulamayı değil, bir sonraki surede, surenin başındakiyle uygulamayı gerçekleştirdi. Bilerek olmuş veya bilmeyerek. Belki orada ikisi madde, burada biri madde, biri mudare. Ama bu biraz garip. Bu sureyle ilgili biz konuşuyoruz. Bir sonraki sure Leyla ilgili biz konuşmuyoruz. Allahu alem, İmam Nesefi uygulamayı yaparken onu göz önüne gelmiş ve karşısına yanlışlıkla ona bakarak bunu söylemiş. Şimdi tekrar ediyorum. وَمَنْ قَالَ اِنَّهَا لِلْقَسَمِ اِحْتَجَّ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْعَطْفِ لَكَانَ عَطْفًا عَلَى عَامِلَيْنِ yani عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. Buradaki ihtilaf da fil amel olur. Yoksa o harf, o harf, o inne, o inne, öyle değil. لِأَنَّ قَوْلَهُ وَالْلَيْلِ مَسَلًا مَجْرُمْ بِوَوْ الْقَسَمِ. Gelecek surenin başında. وَاِذَا يَخْشَمْ مَنْسُمْ بِالْفِيَلِ الْمُقَدَرِ لَدِهُ وَاُقْسِمُ فَلَوْ جُعِلَتْ الْوَوْ فِي وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّ لِلْعَطْفِ لَكَانَ النَّهَارُ مَعْطُوفًا عَلَى اللَّيْلِ جَرًّا وَاِذَا تَجَلَّ مَعْطُوفًا عَلَى اِذَا يَغْشَى نَسْبًا فَسَارَ كَقَوْلِكَ اِنَّ فِي الدَّارِ زَيْدًا وَالْحُجْرَةِ عَمْرًا. Madem böyle bir sıkıntı oluşuyor, öyle ise biz vav-ı atfe demeyiz. Biz vav lil kasem için deriz. Şimdi bunun iki cevabı var. Nesefi bir cevap veriyor. Bizim de bildiğimiz nahvden geçen, nahv kitaplarına geçen bir cevap var. Bir harfe atıf iki şeyi iki muhtelif amilinin iki mamuluna atıf yapması caiz değil. İlla bir şart olursa caizdir. O da nedir? O matufu aleyhi olan iki mamulden biri mecrur olacak ve önde olacak. Diğeri sonunda olacak. Bu olursa caiz. İnne fiddari zeyden vel hücreti amren gibi. Zeyd dardadır, amr hücrededir. Bak, burada caizdir. Bizim burası da aynı öyle. Vav iki mamulu ko biri leyl biri izah. İki amirin iki mamul üzerine atıf yapmış. Biri vavun mamulü nahardır. Biri oksumun mamulüdür, izzadır. Biri mecrur, biri mensup. Mecrur da öndedir. Bu nedir? Caizdir. Bu normalde caiz. Arablardan bu işitilmiş. Ama Nesef'in cevabı bu değil. Bakalım Nesef'i farklı bir cevapla cevap veriyor. Ve ucibe bi'enne vavul kasemi matufu aleyhideki vavul kasem, yani bir sonraki sure üzerine konuşacak olursak, ve leyli iza yağşadaki vav tenezzelet menziletel ba'i hem oksimu billeyli, o vav hem billeylideki ba yerine geçmiş, hem vel fiyali hem de fiyel olan oksimu yerine geçmiş. Buradaki vav-ı ati, vav-ı kasem sade oksimu veya ba değil, ikisinin yerine nazil edilmiş.
Hatta öyle nazil olmuş ki lem yecüz ibrazul fiyeli ma'aha. Vavla beraber uksimunun. Uksimu vallahi. Vavla beraber uksimunun izhari bile caizdir. O kadar ki vav harfe cer ile beraber fiyeli yerinden de kaymur. Pek buradaki vavul kasem tenezzelet menziletel ba'i vel fiyeli olunca fesare ke ennehel amiletu nesben ve cerren. Sanki nesbe cihetiyle, cerren cihetiyle vav amildir. Sanki vav hem leylde cer ameli yapmış, hem izada nesbe ameli yapmış. Vesaret bu vav oldu ki amilin vahidin lehu amelani. Bir amil ki kendine iki amel var. Buradaki vav o iki amilin, o amil gibi oldu. Tamam. Vav iki ameli olan bir amil gibi oldu. Peki bu bir amilin iki mamulu üzerine bir harfe atıfla iki mamul atfedilir mi? Evet. Ve kullu amil lehu amelani. Kulle amil ki kendisine iki amel varlar. Yecüzü en yu'tefe ala ma'muleyhi bi atifin vahidin. Bir atifle o amile vahidin iki ma'mul üzerine atif yapılması caizdir. Bil ittifakı. İttifakan caizdir. Örnek nahu derebe zeydun amren. Bir amil derebedir. Zeyd amirde rafa nesve ameli yapmış. Aha ve Bekrun Halid'den. Vav Bekri dereben mamulü olan Zeyd'e atıf etmiş. Halideni derebenin mamulü olan Amr'a atıf yapmış. Bu caizdir. Feterfa'ul vav, feterfa'u bil vavi sen vavla Bekr'unu raf'a yaparsın ve tensibu Halid'in de nesve yaparsın. Niye? Li kıyamiha mekame derebe. Çünkü o vav matuflerinin amili olan derebe yerine geçiyor. Ellezî o derebe ki huve amiluha, o da yanlıştır. Huve amiluhuma. Yani Zeyd Amr'ın amili olan derebe yerine geçmiş. Bu caizdir. Fekezahuna. Burada da durum aynı öyle. Leyle bakın. Hani örnek o ise. Buradaki vav oksimun ba yerine kaym olduğu için leyli cerre yapmış. İzayı ne etmiş? Nesbe yapmış. Buradaki cer amili, nesb amili ikisi de nedir? Vav'dur. O zaman ve nahari ila tecella. Buradaki vav nahari leyle atıf ederken, izayı izaya atıf ederken, buradaki vav atife iki amil yerine değil, bir amil yerine geçmiş oluyor. Nedir? Kasem için olan vav'dur. Bu caizdir. Bir sıkıntı yok. Bu da çok güzel bir cevap. Bizim nahvde bunlar geçmiyor. Ve ucibe tekrar ediyorum. Bi'enne vavul kasemi tenezzelet menziletel ba'i vel fi'li hatta lem yecüz ibrazul fi'li ma'ha fesare ke ennehel amiletu nesben ve cerren ve sare ke amil vahidin lehu amelani ve kullu amilin hal hal ve kullu amilin lehu amelani yecüzü en yu'tefe ala ma'mulehi bi atifin vahidin bil ittifaki nahvu darebe zeydun amren ve Bekrun Halid'den feterfa'u bil vavi ve tensibu. Niye? Li kıyamiha makame darebe ledi ve amiluhuma. Sinki amiluha ise benki gibi huma yapın. Fekede ona burada da durum aynı öyle. Şimdi daha kasemler devam ediyor. Onu da okursak belki fazla olur. En iyisi orada duralım. Yarın kalanı da iki dersi yaparız. Yalnız bunu unutmayın. Neydi? وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَاهَا. Burada yakşa mudare gelmiş. Diğerler madi, yakşa nedir? Mudare. Bunun hikmeti hani mudarede teceddüt istimrar var. Ha demek ki burada iki şeye işaret. Bir, leyle ne zaman yemin yapılıyor? Yakşaha. Madem
gece gündüzü ihate ettiği vakit geceyle yemin yapılıyor. O gecenin şemsi ihate etmesi madem müteceddid, madem müstemir ise öyleyse bu yemin de istimrali bir nedir? Yemindir. Yani biraz daha açacak olursak yakşa demeyle hem Leyl'in güneşin ihate etmesi müteceddid, müstemir bir durum olduğunu öğrendik. Hem de Leyla, Yüce Allah'ın Leyla yemin etmesi bu ala sebil-i istimrar, ala sebil-i teceddüdür. Peki bunu öğrendik. Ve şemsi ve duhaha ve kamer izâ telâha ve nehâri izâ cellâha ve semâi ve mabbenâha ve ardi ve maddahâha ve nefsi ve masevvâha. Üç kasem önce geçmiş, üç kasem sonra gelmiş, ortada gelen mudare gelmiş. Bunun hikmeti nedir? Yarınki derste inşallah unutmasak onu söyleyelim. Bugünkü dersi fazla uzatmayalım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَالِي وَاخْتِيَارِ